Merhaba değerli öğrenciler. Ben Selma Batuk. Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji 4. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersimizde işlemiş olduğumuz 3. ünitenin konularla ilgili sorular cevaplandırılacağız. Ünitemiz insanlar, yerler ve çevreler. Şimdi birinci sorumuzda şöyle bir yön çizelgesi verilmiş ve boş bırakılmış. Diyor ki Testimize geçmeden önce diyor yukarıda boş bırakılan yönleri tamamlayalım. Arkadaşlar e, evet kuzeyi vermiş, doğuyu vermiş, e, ara yönlerden verilenler var, verilmeyen ana ve ara yönleri hep beraber yapalım. Şimdi ok işaretiyle yukarısı kuzeyi gösterdiğine göre bunun tam tersi ne olur? Güney. Evet yazalım güney. Hatta G ile gösterelim. Doğuyu vermiş. Bunun tam karşısı ne olur? Doğu batı. Evet. B diyelim. Batı olur. Ara yönlerden de kuzey batıyı vermiş. Kuzey batının tam karşısı hangi yön olur? Yani doğu ile, doğu ile güneyin arasındaki yön güney doğu olacak. Peki güney ile batı arasındaki yönümüz hangi yönde ara yönlerden? Güney batı. Evet. Güney batı. Bunu da yazdık. Sıra geldi doğu yönümüz ile kuzey yönümüz arasında kalan ara yönler. Ne oluyordu arkadaşlar? Kuzey ile doğu arasındaki kuzey doğu. Evet. Yönlerimizi yaptık. Şimdi sıra geldi birinci sorumuza. Ali'nin sırtı güney batıya dönüktür diyor. Güney batımız şurası. Güney batıya dönük Ali'nin sırtı. Yolundan hiç sapmadan düz yürürse Ali Yürüsü Ali hangi yöne doğru gitmiş olur? Sırtı güney sırtı güneybatıda. Evet arkası güneybatıda. Yolunu hiçbir yere saptırmadan giderse hangi yöne doğru olur? Yön, yön şemasına bakıyoruz. Burada bu şekilde bakın ok işareti yönünde sırtı buraya dönük. Devamlı sürekli yön değişimine giderse hangi yöne geldik? Kuzey doğu. Evet kuzey doğu yönümüze geldik. İkinci soru biraz da doldurma var burada. Güneşin doğduğu yön neydi? Doğu yazıyorum. Doğu. Battığı yön batıdır. Güneşli bir günde öğle vaktinde çubuğun gölge boyu en kısa seviyededir. Tam bu sırada gölgenin gösterdiği yön hangi yön oluyordu? Kuzey en kısa gölge evet öyle vaktinde çubuğun gölge boyu en kısa seviyedeydi ve tam bu sırada gölgenin gösterdiği yönümüz kuzeyi gösteriyordu. Pusulanın renkli ucu da kutup yıldızı gibi daima nereyi gösterir? Kuzeyi. Evet yazdım. Ona göre doldurdu. Bu yazılara göre ne oluyor? Doğu, kuzey bakalım şuradan başlayalım. Doğu, kuzey, bu, bu olamaz güney demiş. Doğu evet D şıkkında. Doğu kuzey. Doğu kuzey kuzey. Evet D şıkkı. Evet. İkinci sorumuzun doğru cevabı. Evet. evet üçüncü soruya, soruya sıra geldi. Karınca yuvalarının ağzı Karınca yuva ağzı nereye gösterdi değerli öğrencilerim? Toprak kuzey tarafa yiyorlardı. Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösteriyor. Yazalım. Soruyu daha kolay cevaplayabilmek için ağaçların yosun tarafı kuzeydi, kuzey. Pusulan renkli ucu kuzey, evet, kuzey. Güneşin battığı taraf batı olur. Kutup yıldızı nereye gösterir? O da kuzeyi daima kuzeyi gösterirdi. Şimdi bu verilere göre sorumuzu cevaplandıralım. Yukarıdakilerden kuzey yönünü gösterenler hangileridir? Şimdi şu karınca yuvalarını eliyoruz. Evet ikinci noktamız ağaçların yosun tutan tarafı biri boş bıraktık evet 2 kuzey 3 kuzey ondan sonra 4 güneşin battığı taraf diyor dördü boş bırakıyoruz 5. noktamız da kutup yıldızı kuzeydi o zaman şöyle birleşiyor ikinci üçüncü üçüncü noktadan sonra dördü boş bırakıp beşinciye atlıyoruz birleştiriyor o zaman B şıkkı doğru cevaptır. Sıra geldi alt, e, dördüncü soruya. Hangi çocuğun ifadesi yanlıştır diyor. Dikkat edelim bu soruda. Şimdi Çınar konuşuyor. Sabahleyin sağ kolumu güneşin doğduğu yöne uzatırsam önüm kuzeyi gösterir. Evet sağ kolunu demiş. Güneşin doğduğu yön neresiydi? Evet doğu taraftı. Güneşin doğduğu yöne sağ kolunu uzatmış. O zaman ne olur arkadaşlar? Önü güneşin Evet sağ kolunu güneşin yönünde önü kuzeyi gösterir. Çocuğun dediği doğru Çınar'ın söylediği. Evet şimdi sıra geldi Aras. Bakalım Aras ne demiş. Ağaçların ve kayaların yosunu tarafı kuzeyi gösterir. Evet yosunu taraf kuzeyi gösterir. Doğru söylüyor Aras. Doğru. Evet bu da doğru Çınar'ın dediği. Elif ne demiş? Karınca yuvaların ağzı güneş, güneyi toprak yığılı kısmı kuzeyi gösterir. Elif de doğru söylemiş. Bakalım ee, Duru ne demiş burada? Yüzümüzü Kutup Yıldızına çevirirsek sol kolumuz kuzeyi gösterir. Yanlış. Yani yüzünü kuze, Kutup yıldızına, kuzeye dönü yüzünü sol taraf nereyi gösterir? Batıyı gösterir. Sol kolumuz kuzeyi gösterir demiş. Duru yanlış. O zaman hangisi yanlıştır? Durunun dediği ifade yanlış olur. Evet. Şimdi aşağıda kroki verilmiş şu şekilde. Önce bir okuyalım. Krokiler herhangi bir yeri basit ve anlaşılır şekilde tarif etmeye yarayan kuş bakışı çizimlerdir. Evet. Krokiler ölçüm yapılmadan göz kararı ile çizilir. Doğru. Şimdi aşağıda Sunan'ın oturduğu evin krokisi verilmiştir. Evet Sunan'ın evi oturduğu evin krokisi verilmiş. Beşinci ve altıncı soruları diyor. Bu krokiye göre yanıtlayalım. Şimdi beşinci soruyu okuyalım. Suna okuluna giderken hangi yönleri takip etmelidir? Bakalım. Suna şimdi Suna'nın evi burası, okulda şurası. Ne yapacak Suna? Önce kuzeye gidecek, yönünü kuzeye çevirecek. Sonra bir süre sonra ne yapacak? Doğuya. Şöyle diyelim. Kuzey, e, doğu, güneşin doğduğu taraf doğuya gidecek. Ondan sonra tekrar okuluna gitmesi için kuzeye doğru yönünü çevirecek. Şöyle yapalım. Kuzey. Sonra doğu. Bakalım şıkkı. Kuzey. Kuzey ile başlayan şu B şıkkı var. Kuzey, doğu ve kuzey. O zaman B şıkkı doğrudur. Demek ki sunu okuluna giderken önce kuzeye sonra doğuya sonra tekrar kuzeye. Altıncı soruya sıra geldi. Yukarıdaki kroki için hangisini söylememiz yanlış olur. Mahallenin kuş bakışı görüntüsü çizilmiştir. Doğru. Bizden yanlış isteniyor. Dikkat edelim değerli öğrencilerimiz. Krokide yönlerin belirtilmesi kolaylık sağlanmıştır. Evet şurada yön çizelgesi var. Evet kolaylık sağlanmıştır. Kroki belirli oranda küçültülerek çizilmiştir. Krokilerde haritalar gibi küçültme yoktur değerli öğrencilerim. Bak ne diyor burada? Krokiler ölçüm yapılmadan göz kararı ile çizilir. O zaman C şıkkı bizim bulmamız gereken doğru. Yani soruya göre yanlış olan yanlış bilgi C şıkkında. Şimdi bakalım. Yine burada bir kroki verilmiş. 7, 8 ve 9. sorular diyor yukarıdaki krokiye göre yanıtlayınız. Şimdi 7. soruda ne diyor? Pazara gitmek isteyen Ali hangisinin önünden geçmelidir? Ali'nin evi burada. Pazara pazarımız nerede? Şurada. Evet. Ali'nin evi de burası. Önce nereye Ali dönecek? Önce güneye dönecek. Yazalım. Güneye. Sonra güneye döndük sonra doğuya ondan sonra tekrar kuzeye bakalım nereden e, hangisinin önden geçecek diyor marketin önden geçecek arkadaşlar yön olarak evet marketin market ufuk apartmanı hayır ufuk apartmanı çok çok güney düşün o zaman marketin önünden geçecek şimdi Sedat Kroki'nin en güneyinde oturduğuna göre şimdi Kroki'ye bakalım ee, en güney krokimize göre, evet şurası güney olur, burası kuzey oluyor, burası doğu, burası da batı idi. En güneyinde Sedat krokenin en güneyde oturduğuna göre hangi iki apartmandan birinde oturuyor olabilir. En güneyde arkadaşlar bakın Yuva, Saygı, Güneş ve Ufuk apartmanları var. En güneyde dediğine göre şu iki yukarıdaki iki apartmanın biraz daha e, aşağıya güney tarafa düşen Güneş ve Ufuk Ufuk apartmanı var. Öyleyse bakalım. Saygı hayır, Güneş. Şurada Güneş. Evet Güneş ve Ufuk. C şıkkında Güneş ve Ufuk apartmanından birinde oturuyor olabilir. Dokuzuncu soru. Eczaneden çıkıp petetiye gitmek isteyen bir kişi. Bakalım krokiye. Eczane. Evet. Petetemiz şurası. Eczaneden çıktık. Nereye geleceğiz? Ee, hangi yönlerde yürümelidir? diyor. Eczaneden çıktık. Güneye doğru yürüyeceğiz. Sonra doğuya doğru. Evet. Şurada yazdım. Güney, doğu ve kuzey. Bakalım. Güney doğu olacak değil. Güney, doğu, kuzey. Evet. Güney, aşağı indik. Güney. Yeşillik Caddesi'nden evet döndük doğu. Tekrar yukarıya doğru Pazar Caddesi PTT önüne gelmek için kuzeye B şıkkı. Güney evet doğu ve kuzey yönlerde yürümesi gerekmektedir. PTT'ye gitmek isteyen bir kişinin. Evet 10. sorumuzda sıra. Çevremizde kendi kendiliğinden bulunan yani Oluşumunda insanların herhangi bir etkisi olmayan göl, deniz, dağ, tepe, pardon, ova gibi yer e, yeryüzü şekilleri, bitki, hayvan gibi varlıklar doğal unsurlardır. Evet arkadaşlar burada e, doğal unsurlardan bahsedilmiş dedik e, tanımda verildiği gibi insan unsur el değmiyor herhangi insanların oluşumunda bunların bir etkisi yok göl deniz dağ tepe ova gibi yer yüz şekilleri bitkiler hayvanlar bunlar doğal e, unsurlardır. Şimdi insan aklının ve emeğinin ürünleri ise beşeri. Evet, unsurlardır doğru diyen öğretmenimiz beşeri unsurlara ha, unsurlara hangisini örnek gösterebilir? Doğal unsurlara bakın burada göl, deniz, dağ, tepe gibi, ova gibi örnekler verilmiş. Beşeri unsurlara hangisi örnek gösterebilir diye soruyor. Deniz, toprak, nehir bunlar doğal unsur olamaz. Çarpı koyalım. Ova, göl, plato doğal unsurlar olamaz. Bitki, insan, hayvan olamaz. O zaman bina, köprü, baraj yani insanlar tarafından yapılan yollar, köprüler, barajlar, stadyumlar, işte bunlar hastaneler, barajlar bunlar insan eliyle, insan aklının ve emeğinin ürünleri, insanlar tarafından yapılan unsurlar olup beşeri unsurlardır. 11. soruda sıra. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde hem doğal hem de beşeri unsur bir arada verilmemiştir diyor. Verilmemiştir. Şimdi şıkları okuyalım. A Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı vardır. Fırat Nehir doğal. Atatürk Barajı beşeri. Her ikisi de var. Uludağ doğal. Kayak merkezleri insanlar tarafından yapıldığı için beşeri unsurlardır. İkisi de var. Bozca Adanın büyük bir limanı diyor. Bozca Ada doğal unsur. Limanlar insanlar tarafından verildi, yapıldığı için bunlar da beşeri unsurlar. Nemrut dağı üzerinde volkanik göl vardır. Arkadaşlar evet 3'ü olmadığına göre 4. şıkkımız doğru ceva cevaptır. Çünkü dağ Nemrut dağı doğal unsur. E, volkanik göller de doğal kendiliğinden oluyor. Beşeri unsur değil. O zaman e, D şıkkında e, hem doğal hem beşeri unsur yok. Sadece e, doğal unsurlar vardır. Sıra geldi 12. sorumuza. Şehir yaşamından sıkılan insanlar ilkbahar ve yaz mevsiminin hafta sonlarında ormanlık alanlara ve deniz kıyılarına akın etmektedirler. Evet. Yukarıdaki durumun nedenini açıklayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Beşeri beşeri unsurlarla birlikte yaşama isteği. Zaten adam beşeri e, unsuru istemiyor, şehir yaşamından sıkılmış olamaz. Doğal unsurlarla diyor. Evet, doğal unsurlara zaten diyor işte ilkbahar gelmiş, deniz kıyısı diyor. Ondan sonra ormanlık alanlar diyor. Yani insanlar beşeri unsurlar ortamında yaşamaktan sıkılmış. Doğal unsurlara bir hasret, bir özlem var. var. Onun için B şıkkı. Evet değerli öğrencilerim, bir sonraki dersimizde tekrar birlikte olmak üzere hepinize iyi günler.